Her götür var. Evet, muhtemelen. سال اول اش خوب نیوسته کل ورا قزامیش کرد من وی آنیل ورا از وی بخوای ماتر روی چهارشنبه من ورا وی تسلیم کرد و که تر روی اینجی وی تشت اوابو روز این اوابو جمار تسیه نزنی ورای ما آرامش کرد لما گریا یورد بولا کشکت شب ناتیه و خبرت تجه نچیه جی که مسافری فرام مگو نه مگو چما وزو تلفن من کرد گره وزو بکرانا آره ده و ده جده ساعت در باس بیا اینا تلفون تکن این دوی ده سجلی نه از جوان شکایت چی من از که زود تلفون بکرن زود خبره ما پیخستان زود جه قرخولی را بگوتن هر کس بگرین بلکی ده دورم فرقلی بنا بلکی ایز که دن تشکی بدیاد باتا دیتن از چون قرخولی بوم شکایت چی جوان مگو درنگ لما گرینه صحیب در نکتنه مثلا بجن وای دچه یورده یورت مدوری گرکا اناز دلو داره ساعت بو یازده بو دوزده بو یک رنجیه تناتیه بیده کچکه ما بگرم خاطه کچکا به شف که تسرا در باس بیا رو ادنه جی نیورو کی هنا دیگرن بوی چاقه هم لما گری هم لقره خوله گریه نا گلش مکی نو تشکی تنه یا و آرام دوام دیگه بانگه کی مجبوی دیتنه اش تمامی ملتش تمامی انسان رجا دکم رجامش تمامی های شرکسی های یعنی برا اوجی یاردم جی ببن که دی چه دی لکداری چه دی برا جمارا بیجن خبری بدن ما پر ممنون دبن kadınların kaybolması ya da işte cinayete kurban gitmesi ya da herhangi bir şekilde kadının katledilmesi aslında toplumsal çürümenin geldiği en uç noktadır. Yani buradan başlayıp gitmek gerekiyor. Çünkü bu toplumsal çürüme bugün başlayan bir çürüme değil. Yıllardır özellikle Kürdistan bölgesinde yürütülen özel savaş politikaları, kolluğun özgüveni ve kolluk eliyle yaratılan şiddetlerin bugün bir sonucudur. Eğer ki bugün bir kadın katlediliyorsa, eğer ki bugün bir kadın kayboluyorsa ve bugün Türkiye kadın ve kız çocukların yaşanabileceği en kriminal ülkelerden bir tanesi haline gelmişse bu iktidarın ve sistemin ciddi anlamda suç ortaklığını gösteriyor. Biz kadınlar toplumun bütün mekanizmalarında kendimizi çok güvencede hissetmiyoruz, bulamıyoruz. Üniversiteye girerken kaç defa bir arama noktasından geçiyorsunuz. Burada korunaklı olmasına rağmen bir kadın arkadaş bir anda kaybolabiliyor. Demek ki en korunaklı yerler bile biz kadınlar için aslında çok savunmasız, çok güvencesiz olduğunu gösteriyor. O yüzden bir kere bununla birlikte toplumsal duyarlılıklarını arttırıp kadına dönük her türlü şiddetin karşısında durabilecek platformların veya mekanizmaların harekete geçilmesi gerekiyor. Ve Rojin özeline geldiğimizde de şunu belirtmek istiyorum. Arama çalışmaları çok yetersiz düzeyde. Özellikle sadece sosyal medyada ve halkın kendi özgücüyle bir kampanya yürütülmeye çalışıyor. Aslında bu olmaması gerekiyor. Bugün gelip baktığımızda da bizleri buraya girişini engellemeye çalışan, bizlerin bu tür toplumsal duyarlılıklara karşı çağrıda bulunmamızı engellemeye çalışan bir güçle karşı karşıyayız. Burada bir kadın kaybolmuş ve bir an önce bulunması için kolluğun, devletin, bütün oluşumların, kadın derneklerinin, partilerin yani siyasi üst gerektiren bir durumdur. O yüzden burada hepimizin kimliklerini bir tarafa bırakıp bu kadın arkadaşımıza bir an önce ulaşılması ve sağlam bir şekilde aileye teslim edilmesini umuyoruz. Gülistan Doku, Firdevs Babat, İpek Er sayabileceğim birçok katliam ve cinayetler aslında benim bu saydıklarım bütün süreçlerin bir sonucudur. Geçtiğimiz dönemde de geçtiğimiz haftalarda da Diyarbakır'daki narin olayı da aynı şekilde. Artık öyle bir toplumda yaşamaya başlamışız ki aileden tutun, sistemden tutun, bütün her yer artık biz kadınların yaşama alanı noktasında çok kriminal ve bu çok ciddi derecede kaygı düzeyini arttırıyor bizlerde. O yüzden bizler bugün Van Kadın Platformu, TJA, İhade Kadın Hakları Komisyonu ve sayamadığım daha birçok bağımsız kadın kuruluşları hepimiz bugün kampüste arama çalışmalarına dahil olduk. Ailenin yanında olduğumuzu ve kadın gücünün neler yapabileceğini aslında biz burada dayanışmayla açığa çıkartmak istiyoruz. Umuyorum ki en kısa zamanda Rojin'den de iyi haber alırız ve bunun için de ciddi anlamda politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü kadınlar artık çok güvensiz bir ülkede yaşıyor maalesef.
Elbette bizler Türkiye'de nerede olursa olsun bütün kadın cinayetlerinin ve bütün kadın katliamlarının takipçisi ve davalarını takip eden ailelerin yanında olan bir yerde olacağız. Ancak Türkiye'de kadın olmakla Kürdistan'da kadın olmak aslında birbirinden farklı bir şey. Çünkü Kürdistan'da da özel savaş politikalarından kaynaklı üniforma şiddeti çok fazla. Ve maalesef bugün yansıyan birçok noktada da biz bunu görüyoruz. O yüzden özellikle Kürdistan'daki kadın kurumlarının, kadın platformlarının daha da güçlendirilmesi gerekiyor. TEJA'nın bu noktada çok ciddi çalışma yürütmesi gerekiyor. Farkındalık çalışmaları ve kadınların daha farklı alanlarda var olabildiğini de göstermek gerekiyor.